Merhaba. Neşe Çiftliği'nden herkese merhabalar. Merhaba. Ben Necip Özerkaya. Ben Şeydan Koçkaya. Niye her defasında bunu yapıyoruz? Bir kere yaptık, çok hoşuma gitti. Neşe Çiftliği'nin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bu hafta değişik bir açı kullanmayı tercih ettik. Buradan size merhaba demek istedik. Bu hafta bize çok fazla sorulan bir sorunun cevabını vereceğiz. Bir sürü böyle maliyet hesaplaması, hayvancılık yapalım mı, böyle içerik görüyor olabilirsiniz. Biz de bunlardan bir tanesi yapacağız ama şöyle bir farkla, hem kendi tecrübelerimizden hem de küçük bir aile işletmesi olarak bu işin maliyetleri neler, kârı zararı neler, Necip size bunları detaylı bir şekilde açıklayacak efendim. Notlarımız hazır. Notlarımız evet. Hazır. Şeyda Nur'un evde işleri var. Ben de şimdi hayvanlar ormandayken dedim ki onları çekerek arkadan hazırladığımız raporları okuyayım. Raporları. Arkadan okuyayım. Hem de bir şey canlansın. Çok uzatmadan çok hap bir video olacak aslında. Ama diyoruz ki rasyonlarınızı uzmanlarından alınız. Her rasyon herkes için değildir. Bu bizim işte aşağı yukarı çıkabilecek bir maliyet ve kar zarar oranlarıdır. Evet. Yani şöyle bir durum var, hayvancılıkta tek bir doğru yok, herkesin bir doğrusu oluyor, tek bir mutlak gerçek, mutlak doğruluk olmuyor. En iyi yem, bize bu, yani bizim için bu bir düstur oldu, en iyi yem size en yakın yemdir. Yani en hızlı ulaşabildiğiniz, en yakınınızda, birbirinin yerini tutan da çok fazla madde olduğu için en iyi yem size en yakın yemdir. Mesela bizim bu bölgemizde çok fazla yonca var. O yüzden yoncayı gayet rahat bir şekilde rasyonumuza ekleyebiliyorken İç Anadolu bölgesinde çok rasyonlarına ekleyemedikleri için onun yerine daha fazla buğday, arpa gibi şeyler kullanabiliyorlar. Aynen. Bizim burada söylemek istediğimiz şey, büyük çiftliklerde biliyorsunuz yaklaşık 7-8-9 maddelere kadar çıkabiliyor. Ama biz 4-5 kalemde de bu işi halledebileceğimizi gördük. En azından deneyimledik. Bunun da bir artısı eksisi var. Bunların detaylarını Necip anlatacak zaten. Bunların çerçevesinde kafanızda ufak da olsa bir şey oluşması için böyle bir video çekmeye karar verdik. Umarım faydalı olur sizin için. Kendi deneyimlerimizden, biz veteriner de değiliz, İşte rasyon hazırlayıcı, zooteknik mi? O da değiliz. Sadece 2 yıllık tecrübelerimizden, öğrendiklerimiz, yaşadığımız şeyler üzerinden kaba taslak bir harita çizmiş oluruz. Aynen öyle. Yani dediği şeyden doğru, söyledikleri çok yerinde. Ekstra olarak yani bazen de bazı şeyler yaşamanıza gerek yok. Biz bu sektörün içinde olduğumuz için gerçekten çok uzman kişilerle de aynı masalarda oturduk. Hani böyle çiftlik sahipleri evet. De aynı şekilde. O yüzden bunları size aktarıyor olacağız. Peki inek konusunda da beraberken şey yapalım. Mesela inek konusunda ya ama çiftlikten mi hayvan alacağım? Hayır, öyle bir derdimiz de yok. Çünkü çok güzel süt veren köy inekleri de var. Tabii ki çiftlikten de inekler var ama yani bu çiftlik hayvanı eşittir çok fazla verim demek değil. Genetik potansiyelleri çok yüksek. Ama tabii ki bu hayvanın beslenmesi, işte yaşam koşulları sürekli değişken olduğu için mesela bizim aynı yem vererek 25 litre süt veren ineğimiz de vardı ama aynı rasyonla 10 litre süt veren 5 litre hatta. Aynen, ineğimiz de vardı. O yüzden yani en önemli nokta burada aslında hayvancılığa başlamayı düşünüyorsanız doğru inek seçimi. Aynen öyle. Ben defterim nerede? Defterim de burada arkadaşım. Defterimi de alıyorum, gidiyorum. Seninle görüşürüz. Ben şimdi hayvanların size ormandalar buzağlarla beraber. Bugün bir de ilk defa zeytin dışarıda. Onları size gösteriyor olacağım. Arka plandan da anlatıyor olacağım. Hızlı geçmeye çalışacağım ne kadar hızlı olabilirsem. Evet, az önce bahsettim. Zeytin de burada. İlk defa çıktı dışarıya. Şimdi ara ara böğürüyor. Daha yeni anlıyor. Yeni alışıyor dışarıya. Zeytin ne yapıyorsun? Şimdi o zaman yavaştan başlayalım. Bak hayvanlar da burada bizim. Ormana girdiler. Bunlar ormana çok alışık değillerdi ama son birkaç haftadır böyle ormanda sarmaşıklarla gayet eğleniyorlar. Evet, az önce konunun girizgahını yaptık. Ben buradan devralıp hemen ilk konuştuğumuz şeylere bulaşmadan yeni şeylerle devam ediyor olalım. Şimdi bu bahsettiğimiz çok fazla ham madde kullanmadan, çok farklı kalemler kullanmadan hayvancılık yapılır mı? Evet, yapılır. Yani çok büyük bir çiftlik değilseniz
Küçük bir aile işletmesi kuracaksınız, 10-15 başlık sağmalınız olacaksa gayet bunlar uygulanabilir bir model. Çünkü ben büyük çiftliklerde biliyorum ki 4-5 ham maddeyle hayvanlarını besleyen ve gayet güzel verimlere ulaşan çiftlikler bunlar. O sebeple kafayı çok karıştırmadan hem de biraz ekonomik olması açısından bir rasyon modeli hazırladık. 5 ham maddeyle birlikte hayvancılık yapıp karlı bir iş yapabiliyor muyuz? Ve 2024 yılında sıfırdan birisi bu işe başlasa para kazanabilir mi? Bunu hesaplıyor olacağız. Ana konumuz bu. Hızlıca yapacağız bu işi. Şimdi öncelikle fabrika yemi, yani bu 21 protein, en az 21 proteinden bahsediyoruz bu arada. Bir süt yemi kullanmamız gerekiyor. Çünkü kullanmayacağım, yok ben işte istemiyorum, yine de hallederiz. Olmuyor maalesef. Çünkü yemin içerisinde bulundurduğu birçok katkı maddesiyle birlikte vazgeçilmez bir ürün haline geliyor hayvancılıkta. O yüzden fabrika yemi, bir diğeri saman, bir diğeri yonca, arpa ve mısır silajı. Bu 5 ham maddeyle gayet çok sağlıklı ve faydalı, verimli bir hayvancılık yapılabilir. Peki bunun oranları nedir? Şimdi onu gelecek olursak hemen notlarıma bakacağım. Şimdi yoncadan 4 kilo, samandan, bunların hepsi bu arada bir hayvanın tüketeceği miktarda anlatıyorum. Yani bir hayvanın maliyeti bu. Yonca 4 kilo, saman 2 kilo, silaj 8 kilo, arpa 2 kilo ve yem, fabrika yeminden de 21 protein en az 5 kilo verdiğimizde gayet güzel bir rasyon, gayet güzel bir besin içeriği hazırlamış oluyoruz. Enerjiyi arpa ve silajdan alırken proteini, dediğimiz gibi, yüksek proteinli fabrika yeminden ve yoncadan almaya çalışacağız ki süt hayvancılığının olmazsa olmazı da yoncadır. Yani ot konusunda, kuru ot konusunda. Şimdi bunların maliyetine gelelim. Yonca, tabii ki bu otlar sezon öncesinde alınır. Yani geçen sene işte yaz aylarında yonca hasat edildiği zaman da ahırınıza koymanız gereken otlar. O yüzden yoncanın en kralı 6,5 liraydı kilosu. O yüzden 4 kilo demiştik. 4 çarpı 6,5 yaparsak bir hayvanın 26 liralık bir yonca kuru ot maliyeti var günlük. Saman 2 kilo demiştik. Bunu da o zaman hatırlıyorum 3 liradan almıştık. 2,5 3 lira diyelim. Biz 3 diyelim. 2 kilo çarpı 3 liradan hesaplarsak 6 liralık bir saman yiyor hayvanımız. Silaj olarak tabii ki silajı büyük çiftlikler 20-25 kilolara kadar verebiliyor. Ama biz dediğimiz gibi bir aile işletmesiyiz ve daha ekonomik olmak zorundayız. Ve harika 30-35 litreleri zorlamanın çok da bir alemi yok. Verebildiğimiz kadar vermemiz en mantıklısı, ama 8 kilo gayet sağlıklı olacaktır, yeterli olacaktır süt verimi için. O yüzden 8 çarpı silajın da şu anda bile, sezonda da aynı şekilde kilosu 2 liraydı. O yüzden 16 liralıkta bir silaj maliyetimiz olacak günlük. Arpayı da 2 kilo olarak kullanmamız gayet yeterli olacaktır. Bu arada bunlar tek öğün değil, çift öğün olarak hesaplanmış. 2 kilo diyorsak sabah 1 kilo, akşam öğününde 1 kilo olarak düşünmeniz lazım. Arpanın da şu anda kilosu 11 lira. O yüzden 2 çarpı 11'den 22 liralık arpa maliyetimiz. Fabrika yeminin de şu anda kilosu 13 lira. Yani çuvalı 650 lira bölü 50 yaptığımızda 13 lira gibi bir rakam çıkıyor kilosuna. Fabrika yeminden de 5 kilo kullandığımızda 5 çarpı 13'ten 65 lira gibi bir maliyet çıkıyor. Bunların hepsini alt alta topladığımızda 135 lira gibi bir hayvanın beslenme maliyeti çıkıyor günde. Ahırıma hayvanı koydum. Bir günde benden 135 liralık yem yiyor. Bana maliyeti bu. Tabii ki elektrik, su, bunları hesaplamayacağım. Bunlar bölgeden bölgeye çok fazla değişkenlik gösteren ve aslında bizim gibi aile işletmelerinde çok da büyük bir gider kalemi olmayan masraflar. Büyük çiftlikler için tabii ki konuşmuyorum. Hiçbir şekilde konunun bağlamında değiller. Çünkü bizim öyle bir tecrübemiz yok. Biz sadece böyle maksimum 17-18 hayvana kadar baktık. O bilgi ve tecrübeyle konuşabilirim. O yüzden dediğim gibi elektrik ve su, işçilik masrafı, tabii ki çobanınız var mı, bunların hepsini ekstra siz ekleyin. Bizde olmadığı için bunu da ekstra yazmıyorum.
Elektrik ve su gideri bahsettiğimiz gibi çok da büyük bir kalem olmuyor bizim gibi işletmeler için. Peki ben nasıl para kazanacağım? Geliyoruz zurnanın zırt dediği yere. Bu sütü ne kadar bir verim alacağım sütten ve bunu kaça satacağım? Şimdi en başta bahsettiğimiz gibi iyi bir süt ineği, yani dediğim gibi çiftlik malı olmasına hiç gerek yok. Sadece süt verme genetiği olan bu özelliklere sahip bir inekten bahsediyoruz. Bu rasyonla 15-20 litre sütü verecektir. Yani güzel bir inekten bahsediyorsak bu arada, iyi bir inek bu miktarları verebilir. 20 kilo olarak hesaplayacağız. Yani 20 litre süt almış olacağız ineğimizden. Tabii ki en başta söylediğimiz gibi 5 aşağısı işte 5 yukarısı olabilir. Aynı tüm giderler olarak da bahsediyorum. Çünkü bölgenizde bir ürünü bulmak, yani benim bulduğum gibi belki kolay bulamayabilirsiniz. Ya da ben sizin bölgenizdeki ürünü sizin kadar kolay bulamayabilirim. O yüzden bazı değişkenlikler olacaktır aşağı yukarıya. Bunları göz önünde lütfen bulundurun. Çok uzatmadan hemen devam ediyoruz. 20 litre süt aldım. 135 lira harcamıştım ineğime. Bir hayvan bu arada bu. 135 lira harcadım. Karşılığında 20 litre süt aldım. Şimdi toptan ve perakende seçeneklerimiz var sütü satmak için. Eğer toptan satarsanız şu an buradaki bölge fiyatı toptan kapınıza geliyor. Yani kapınıza kadar geliyor araba ve sütünüzü yüklüyorsunuz, gidiyor. Hiçbir şekilde taşıma maliyetiniz yok, dağıtma maliyetiniz, paketleme maliyetiniz yok. Direkt güğümden, sağım güğümünden de verebilirsin, kovalarından da verebilirsin. Şu an 10 liradan alıyorlar. Yani 135 lira harcadım, 20 litre süt aldım ve 10 liradan sattığımda 200 lira gibi bir para yapıyor toptana verdiğinizde. Aradaki 65 lira size kar kalmış oluyor ki bunun içerisinde elektrik, su giderlerini hesapladığınızda yine o küçük kalemler de desek bunlar hemen hemen kafa kafaya gelecektir işçilik payınızı da koyduğunuzda. Yani o yüzden ilk söyleyeceğimiz şudur ki toptan süt yapmak için şu anda hayvancılığa başlamaya çok bir gerek yok gibi. Tabii bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Siz gidersiniz çok harika kalitede Holstein inekler getirirsiniz. Çok yüksek süt miktarlarını oynarsınız. Burası tamamen size kalmış bir seçenek. Ama toptana süt vereceğim diye hayvancılığa başlarsanız çok memnun edecek sonuçlar olmayacaktır başlangıçta sizin için işleri büyütene kadar. O yüzden direkt perakende olarak satmamız gerekiyor. Perakende konusuna da gelecek olursak burada önemli hususlar ön plana çıkıyor. Güzel bir süt ürettiğinizden eminseniz perakende sizin için gayet uygun bir satış yöntemi olacaktır. Şimdi bahsettiğim gibi bizi biliyorsunuz, biz Jersey ırkımız var. Bunlar Jersey. Yine yukarıda bak, burada da bir başka Jersey buzağımız var. Şu an oturduğum yer iyi olduğu için her yere ulaşamıyorum. Bizim Jersey sütü burada. Şu anda biz 30 liraya satıyoruz ki bu ucuz bir rakam. Çünkü İstanbul'da, büyük şehirlerde bunu biliyoruz ki 50, 55'e, 60'a satıyorlar. Çünkü pazar çok geniş ve çok daha büyük bir kitle var. Ancak tabii ki bu işi yapıyorken de yaşadığınız bölgenin, işte ticaretin de kuralıdır bu. Bir ürünün fiyatı çok yükseklerde değilse ve biraz ucuzdan gidiyorsa siz de orada fiyatınızı çok yükseltemiyorsunuz. El mahkum bir şekilde biraz daha olur fiyatlara satmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar sizi zorlasa da. Şimdi toptancı 10 liradan alırken perakende de 30 lirada sattığınızı düşünelim bu sütü. Simental de olsa işte bunu bölgenizdeki fiyatlara göre kendiniz uyarlayın. Ben dediğim gibi bir özet, bir taslak hazırlamak niyetimiz. Çünkü çok fazla soruluyor. 30 liradan hesaplayacağız. 20 litre süt almıştım. Güzel, kaliteli bir süt. Perakende de bunu 30 liraya sattım. 600 lira yapıyor. Maliyetim 135 liraydı. 150 desek buna maliyetimize. 135 lira bir süt üretim maliyetimiz vardı. Yem giderimiz vardı. Hayvan başına da bunu 150'ye yuvarladığımızda diğer kalemlerle 150 diyelim. Çok canımızı sıkmaz 150. Kalan 450 lira bizim bir hayvan başına kazandığımız para olmuş oluyor. Yani 150 lira harcadım hayvan için ve karşılığında 600 lira kazandım. Üretim maliyetimi çıkardığımda 450 lira bana bir hayvandan günlük olarak kalmış olan kar oluyor.
Bunun en doğru hesaplama yöntemi budur bu arada. Yani bu böyle işletmelerde günlük olarak bakmak lazım. Aylık ya da işte haftalık gibi süreçler tabii ki bunlar sizin bileceğiniz işler ama bizim için en doğru yöntem bu. Bugün hayvanıma ne ürün verdiğimi, kaç kilo ne verdiğimi biliyorum. Her şeyin de bir maliyeti var. Bunların hepsini kayıt altına almak zorundasınız. Bugün hayvanıma şunu yedirdim, şu kadar litre sütüm var ve bunu şu fiyattan sattım diyebiliyorsan orada kar zarar durumunu çok net ortaya çıkarabiliyorsun. Aslında bu videoyu tamamen bu kadar bilgiyle sınırlandırmak isterim. Çünkü hani sektörün içinde olmayan insanlar yoncanın fiyatını bilmiyor olabilirler. Arpanın fiyatını bilmiyor olabilirler. İşte sütün piyasasını bilmiyor olabilirler gibi gibi. Biraz daha bunlara ışık tutmakta amacımız. Bundan fazlasına da bizim dilimiz dönmez. Çünkü artık bundan sonrası çok daha sektör profesyonellerinin dillendirebileceği konular olur zannımca. Tabii ki tam rakamı çıkaramayabiliriz size. Ama bir inek 135 diye biz çıkardık yem giderine. Bu civarların çok da uçlarına gitmeyecektir. Yani taş çatlasın 150 lira harcayabilirsiniz. Ya da işte biraz daha siz az vermişsinizdir. 110 liraya düşürmüşsünüzdür bunu. İşte mera kullanmışsınızdır. Bu bambaşka bir olay. Onu istek gelirse başka bir konunun, başka bir videonun konusu olsun. Mera hayvancılığı da bizim kullandığımız model. Bu rasyonla, verdiğimiz bu rasyonla çok güzel süt verimi alırsınız. Süt verme özelliği olan ineklerde tabii ki. Buna birçokları diyebilir ki şu enerji işte enerjisi az olmuş, proteini fazla olmuş. Veteriner değilim. Zooteknist zaten değiliz. O yüzden bunlar bizim deneyimlediğimiz sağda solda hayvan yetiştiricileriyle konuştuğumuz ve onların da kullandığı rasyonlardan birisi. Yani sonuçta kimyasal bir formül de hazırlamıyorsun. 10-15 tane ham madde vermeye büyük çiftliklerde muhakkak ki gerek vardır ama bahsettiğim gibi biz onlar hesap dışı, biz farklı bir konudan bahsediyoruz. Ama burada göz ardı edilmemesi gereken bir konu da var. Maliyetimizi 135 lira çıkardık. Yem giderimizi. İşte elektrik, su her hayvana böldüğünüzde bunu işte tabii ki bakacağınız hayvana göre de değişir ama 150'ye yuvarladık biz bu gideri. 600 liraya satmıştık 20 litre sütümüzü, litresi 30 liradan. 450 lira kâr dedik. Ancak şimdi eğer perakende götürecekseniz bunun paketleme, aynı zamanda lojistik kısmı diyelim, nakliye kısmı var. Çünkü şehir merkezine ya da müşterinizin olduğu bölgeye ne kadar yakınsınız, ne kadar bir yol yapacaksınız ve ne kadar bir yakıt gideriniz olacak. Bunların hepsi hesaplanması gereken konular. Tabii ki bunun yanında veteriner masrafları da var. Yani ama bunu düzenli olarak 3-4 ayda bir koruyucu hekimlik masrafları yapıyorsanız bu yine çok ciddi miktarlar olmayacaktır. Tohumlama maliyetiniz olacaktır. İşte hayvanlarınıza iyi bakıp iyi gözlemlediğiniz durumda da umuyorum ki çok da büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşmazsınız. Evet, geldiğimiz noktada hem birçok sorunun karşılığı olarak hem de bu benim yapmak istediğim bir videoydu. Çünkü ben bu işe başlarken bu tarz videoların hepsini neredeyse YouTube'daki izledim. Ve hepsinden işe başlamadan bir şeyler öğrenmiş oldum. Tabii ki bunlar eski videolardı benim izlediklerim. 2 sene önce, 3 sene öncesinden bahsediyorum. Bu da merak edenler için güzel bir bilgi videosu olmuş olur inşallah. Sonuç olarak da eğer fikrimi soracak olursanız toptan kısmına güvenip, yani toptan satarım, kapıma gelir adam işte sütçü, ona veririm, kafam rahat eder, hiçbir yere oynamam yerimden derseniz bu çok karlı bir iş olmayacaktır. Çok da bulaşmanızı istemem. Dostane, nacizane bir tavsiyedir bu. Ama perakende iş yapacaksanız bu kesinlikle yapılabilecek bir iş. Çünkü günlük 450 lira bir hayvandan kazanıyorsunuz. Bunun gibi 5 tane hayvanınız olduğunda nasıl bir hesap çıkıyor ortaya? Az önce hesapladım, şimdi kafamı tekrar toplayamayacağım o konuda. Dönemeyeceğim videodan. Ama aynı şartlarda 20 litre süt veren aynı beslenme maliyetleriyle bu tarzlık 5 sağmal ineğiniz olduğunda 67.500 lira gibi bir aylık kazancınız oluyor. Tabii ki bunun içinde hala bazı giderler çıkmamış durumda. Bunları kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bunun bir diğer yöntemi de tabii ki katma değer üretmek. Nedir o? Bizim yaptığımız model. Biz peynir üretip satıyoruz. Eşim benim abaza Şeyda Nur. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden abaza peyniri var. Biz bu abaza peynirini tabii ki perakende fiyatının üstünde satıyorsun. Çünkü ortada bir el emeği de var.
O yüzden tereyağlarla birlikte, peynirlerle birlikte satış miktarınızı ya da satıştan elde ettiğiniz karı arttırmanız çok mümkün. Yani sütten kazandığınız parayla geçinip buzağların size kar kalıyor olması çok keyifli bir olay. Pazarlama kısmını çözmeden, yani bunun üzerine en azından planlar yapmadan yola çıkmayınız derim. Tabii ki kervan yolda düzülür. Biz de başlarken çok bir potansiyelimiz yoktu, müşteri potansiyelimiz yoktu. Ama nasıldı? Burada Şeydanur'un kuzeni ve akrabaları vasıtasıyla birkaç kişiye götürüyorsunuz. Daha sonra o birkaç kişi öneriyor, 4-5 oluyor, 4-5 öneriyor, 8-9 oluyor gibi gibi. Tabii biz en başından beri artımız da şuydu. Biz başlarken sosyal medya planını da yapmıştık zaten. Yani sosyal medya da hayatımızın bir parçası olur ve oradan da bir satış potansiyelimiz olur mu? Bunu hesaplamıştık her zaman. Tabii ki o da planladığımız gibi gitti. Çok şükür diyelim. Instagram'da tabii ki buraya göre çok daha kalabalığız. 105 bin takipçimiz var ve hani peynirlerimizi, tereyağımızı paylaştığımızda da sürekli sipariş alabiliyoruz. Yani sizlere de tavsiyem nacizane budur. Yani 2024'te zaten büfe de açsanız, işte giyim dükkanı da açsanız, işte köye gelip yerleşseniz de bir internet sayfanız, bir sosyal medya hesabınız, en azından ürettiklerinizi paylaştığınız bir mecranızın olması sizi her zaman bir değil 2-3 adım ileriye atacaktır. Bunların hepsi de birer tavsiye olsun eğer düşünürseniz. Tabii ki tahmin edebiliyorum şimdi yorumlarda, ya işte şu şöyle oldu, siz nereden biliyorsunuz da işte bol keseden atmayın gibi gibi, ama bu işin rakamlarla çözümü budur. Aşağısı olur, yukarısı olur ama bu bantta olur. Şimdi çok da uzatmadan, hatta uzadı bile video. Amacım böyle 13-15 dakikalık bir video yapmaktı. Ama şu an kaç dakika oldu çok bilmiyorum. Biraz da soğuk, üşüdüm de. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemiş olabilirim. Çünkü işte böyle hazırlanmak, bazı rakamları kafada tutmak birazcık olay masa başında değilseniz. Umuyorum faydalı bir video olmuşuzdur. Yine sorularınız olursa, kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda kesinlikle buluşalım. Güzel bir dille yapılan eleştirinin her zaman karşılığı vardır bizde. Çünkü bizi ileriye götürür. Biz biraz daha ormandayız. Buralarda biraz doyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmazsanız da, beğenirseniz de videoları, bize destek olmuş olursunuz. Görüşürüz efendim.